Merhabalar, ben Köfteci Köfte ve Kasa'nın 24. bölümüne hoş geldiniz. Ve bu bölüm... Yatıyoruz. Evet. Şimdi elde ettiğim bitkilerden bir başlayacağım. İlk olarak şurada bir Iofender görüyorsunuz. Bunu hiçbir şekilde ama hiçbir şekilde Blaze Roll dersin, Blaze Powder ve Ender Pearl birleştirerek elde etmedim. Bitkiden elde ettim. Ender Pearl Dust'ı da aynı şekilde. Aynı bitkiden yine. Bunun dışında şu kömürleri de bitkilerden elde ettim. Daha sonra bir tanesini bitkilerden elde ettim. Unknown Seed. Okay. Bitkilerle bayağı bir uğraştım. Biraz uğraştım yani. Şunları yerleştireyim. Evet. Onun sıra. Artık şu arkadaşları şurada işliyorum çünkü eğer bakacak olursanız yine 3 tane veriyor fakat beraberinde raw plastik de veriyor. Normalde plastiğin elde edimi rubber'ın pişirilmesiyle oluyor. Yani 6 tane kardayız ve plastik kullanılıyor hani. MFR makinelerinde kullanılıyor. Bunun yanı sıra şu hale getirirsek eğer plastik hammer ve plastik rod. Ayrıca şu tonla MFR makinesinde kullanabiliyoruz. Evet. Greg malzemesi MFR'ı da. Oluyor öyle şeyler. Şuna bakalım. Bunun bir kullanımı yokmuş henüz. Evet. Artık extractor'da değil, orada işliyoruz. Ve nam 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 nam. Ve yakın zamanda şu arkadaşa ihtiyacım olmayacak çünkü birazdan öğreneceksiniz. Gidelim seramıza ve bir bakalım. Şu arkadaşlar her zamanki gibi büyümüş. Şurada ilginç bir bitki var. Sugarcane'e benziyor ancak değil. Satlıyoruz. Bize stickerism veriyor. Bunun dışında şuradaki... Şöyle bakalım. Bunda henüz bir şey. Sen istemediğin bir şeysin. Buradan V-Dex'ini de koyalım. Sen kesin gene havuç çıkacaksın ama. Bakalım. Şu neyi cidden merak ediyorum. Ha bu arada Ender Pearl'ı elde ettiğimiz arkadaş şu. Bir de şuna bir bakalım trade'lerine. Gain 6, Resistance 4. Baya güzel trade'ler elde ettik onda. Mesela yeni rubber elde etme yöntemimiz. Şey ondan daha güçlü bir şey elde etmeye çalışıyorum. Yani elde edebildiğim en güçlü halini elde edeceğim. O haliyle şimdi sizler de şöyle gidin. Siz de şöyle gelin. Evet. Rubber'larımız rahat bir biçimde burada üretiliyor. Peki. Bu bölüm neye girişeceğim? Nükleer reaktöre falan filan girişimi planladım ancak onun için biraz bekleyecek. Ve ayrıca şurada sağlam bir lagımız var. Buildcraft pipeları yüzünden. Buildcraft pipelarından güzel bir kurtuluş yöntemi biliyorum. Ya da en azından azaltma yöntemi. Fakat bunun için daha önce uğraşmadığım bir moda girmem lazım. Bu arada
Şu backside torları da. Backside orları da işlemek için bir ore washing plant yapmam lazım. Evet. Mesela şunlar işlerine dursun. Ve bu arkadaş en sonunda fazlalık odun üretebiliyor. Yay! Yay! Salihle fazla takılıyorum. Bunu fark ettim. Neyse. Peki. Bu Buildcraft pipelarından kurtulmamı sağlayacak ya da azaltmamı sağlayacak mod başka ne işime yarayacak? Birincisi depolamada işime yarayacak. İkincisi eşyaları otomatik olarak yerleştirmemde işe yarayacak. Üçüncüsü bayağı bir işime yarayacak. Dördüncüsü autocrafting'e yarayacak. Bilenler modu tahmin etmiştir. Hatta şu an biraz üstüne vurgulayarak söylüyorum. Modu bayağı güzel tahmin etmiştir. Peki. Şimdi soracak olanlar. Applied Energy 6'de Buildcraft enerjisi taşımanın ne alakası var? Güzel soru. Şu arkadaş gözüme ilginç gözüktü mesela. Evet. Applied Energy 6'ın RV14 sürümünde eklediği ilginç bir şey. Henüz hiçbir incelemem de yok. Çünkü RV14 sürümü hani tam resmi olarak çıkmamıştı. Hala da çıkmadı. Onun yerine resmi olarak çıkan sürüm DV13. Fakat şu an Applied Energy 6.2 geliştiriliyor ve Applied Energy 6.2'de de bu arkadaş söz mevcut. Dolayısıyla da henüz bu arkadaş varken bu arada unutmadan Vaila'dan bir options, controls. Vay be. Evet. Şu arkadaşı yapsam işime yarayacak, evet. Şimdi şu arkadaşlardan birini Vayla'ya ayıralım. Seni ayıralım. Vayla demişim ya. Applied Energy 6'e. Siz buraya gelin, sen de buraya gel. Neyse daha sonra bir şekilde dizeriz her şeyi. Şimdi ilk olarak craft etmemiz gereken şey Fluid Crystal. Bunun için bize şu arkadaşlardan bolca lazım. İlk olarak 4 tane lazım bana. Bunun yanı sıra Advanced Processor pardon. Bunun iki yapımı var. Bir şu şekilde. İki şu şekilde. Evet. Sizce ben hangisini yapacağım? Öncelikle senden bir ikisi alalım. Engin Bey has joined the game. On 16 tane senden alalım.
aşkım. Redstone. Şunu bekleyelim. Merhaba Lignite Call. Unkmadan senden iki stek alacağım. Bir stek de gold alacağım. Ve Assembly Machine odama gireceğim. Şunları şöyle atarsak... Hayır, sen yapılma. Sen ve sen yapıl. Ve lazer sayımı biraz arttırmam lazım. Neyse. Bunlar olurken... Biz başka bir arkadaşla daha ilgilenelim. O da yemek. Tabii önce bir seramıza bakalım. Evet, şu değişik bir bitkiye dönüşecek. Bakalım neye dönüşecek. Sen havuç olacaksın gene. Ama gene işi şansa bırakmayalım. İyi şans verelim. Şimdi asıl bu işi şansa bırakmak oluyor ama olsun. Ve yakında eve beyinleri gene değiştireceğim. Şuna satıklamak istemiyorum ancak buna satıklarsanız kömür elde ediyorsunuz. Şimdi gidelim. Koşalım gidelim dört nala. Hey, koşalım gidelim dört nala. Hey. Peki, EMI kontrolörü dışında başka neler işimize yarayacak? EMI Drive. Bunun dışında neydin sen? EMI Access Terminal. EMI Chest. Yok, EMI Chest'e ihtiyacımız olacak. EMI Interface'e kesinlikle ihtiyacımız olacak. Bolca. Bunun yanı sıra... Aa. Partition Editor. Kesinlikle şart. EMI kablo zaten zorunluluk. Crafting Terminal. Kesinlikle kullanacağımız bir şey. Böyle böyle. Ve bu modun item depolamak için kullanacağımız şeyi. Storage Cell'ler. Yani bu modun özelliği itemları dijital bir ortamda depoluyor. Aa, dev bir slime. Tamam, sümüklü böceklerin gidişi için üzülmeme gerek kalmadı. Arada böyle güzel slime'larım çıkıyor. Ama hala Django'yu özlüyorum. Şimdi gidelim. Ve fabrikamıza bakalım. 20 FPS alıyorum. Bu da bir şey. Evet. Şimdi sen yatarsın. Şunlar lazım bana bolca. Şunların sayısını bayağı bir arttıracağım. Bunlar geçici oran. Hadi bakalım. Neyse ben şunları bekliyorum en iyisi. Evet ve geri geldim ve şunun ne olduğunu buldum. Şuraya bakacak olursanız Tiny Pile of Tin Dust. Ha 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 ha!
Evet, çok güzel şeylerle karşılaşıyoruz, değil mi? Tam büyümüş hallerini öğrenmeden kırmayı sevmiyorum. O yüzden iki kere büyümelerini bekliyorum ben hep. Ve eğer inventörüme dikkatli bakacak olursanız bir tane daha steam turbine yaptım. Senin... Şimdi şurada ufak bir lojistik çalışmamız olacak. Ayrıyeten şimdi şunu devre dışı bırakalım bir. Enerji hattımız yani. Ve aşırı düşük FPS'imizle valla. Tabii test için. Evet. Çok da güzel çalışıyorlar. Şimdi sen bu kadar yetersin ve şu kabloları azıcık kaldıracağım. Nedenini soracak olursanız seni de bir güvenlik için kaldıralım. Wrench gel. Ve her zaman olduğu gibi ben kürek taşımıyorum. Ne zaman taşıdım ki? Fixed step down. Tam patlama yok. Test etmek için bir bakalım. Bu arada steel stoğumuz bayağı bir azaldı gene. Her zaman olduğu gibi. Adam biraz daha nether quartz dust elde edelim. Evet, gayet her şey çalışıyor mister gibi. Yakında daha da değişiğini yapacağım ama şimdilik böyle. Seni bir adım daha geriye taşıyacağım. Yine fix step down. Çünkü yukarı ben high voltaj vermek istiyorum. Şöyle dolan. Tabii Diamond Pickaxe'im yok. Neyse oraya gelecek onu diyoruz.
Ve şimdi yapmamız gereken diğer şeyler. Öksürmek değil kesinlikle. Gelelim. Ve şuraya fluid staslarımızı alalım. 32. Tamamdır. 32 tane fluid dust işimi görür. Öncelikle bir ME drive yapmak istiyorum. Bunun için bana bunlardan lazım. Bir de chest lazım. Bunun yanı sıra başka ne lazım? Glass lazım. Evet, ME drive'ımız hazır. Peki bunun yanı sıra başka ne lazım? Access terminal. Access terminal için bu arkadaş lazım. İki tane yapılmakta. Çünkü başka bir iş. Ve tam 24 tane kablo şimdilik işimi görür. Siz ikiniz sabitlenin. Siz ikiniz, üçünüz önemlisiniz. Tamam. Access Terminal. Bir tane daha Access Terminal yapacağız. Çünkü bize Crafting Terminal lazım. Ancak crafting terminal'ı yapmak için şu arkadaşlar lazım. Ve bir adet de crafting table. Ne istiyorsun sen? Access terminal tamam. Source cell tamam. Crafting table tamam. Storage cell, access terminal, crafting table, glass. Glass'ımız mı bitti? Evet, glass'ımız bitmiş. Şaşılası. Bakalım burada var mı hiç? Yok. Evet, glass bitti. Projeyi iptal ediyoruz. Tabii ki de böyle bir şey olmuyor. Şimdi bu işimi görür. Evet. Access terminal, ME drive. Dur, ME controller. Drive. Evet, her şeyimiz hazır. Ve öncelikle şu arkadaşımızı da buradan kaldıralım. Şimdi sana ihtiyaç yok. Ve ben gene Diamond Pickaxe'imi unuttum. Sen buraya. Sen şimdi şuraya. Sen buraya, sen buraya. Seni ne olarak kategorize edeceğimi bile bilmiyorum daha. Kitaplarda şuraya. Sen şimdi şuraya. Şimdi diyorum da hep orada kalıyorlar. Ve Diamond Pickaxe'imizi alalım. Merhaba Diamond Pickaxe. Ve şuraya kocaman bir delik açalım. Evet, artık an itibariyle
6 EU 3 EU kullanıyor. Kilowatt. İlk yerleştirmem gereken şey. Access Terminal'ı, Crafting Terminal'ı böyle koyalım. Evet, şu an hiçbir şey yok. Gördüğünüz gibi. Hatta şunu kaldıralım. Boşuna enerji harcamasın. Ve bunu çalıştırmak için bize gereken ufak bir şeyi size göstereyim. Tabi upuzun bir crafting süreci içeriyor bu. 16K yapacağım her zaman yaptığım gibi. Eski izleyiciler bilir. Evet. Gidip şuraya bakalım. Tam yapa dur. Umarım yeter. En azından bir tane yapmak istiyorum. Diğerlerini ben kamera arkasında yaparım. Kamera önünde bir tanesini craft etmek istiyorum. Evet. Şimdi sen. Sen önemlisin bu arada. 16 tane için bize senden kaç tane lazım? 3 tane bunun için lazım. Bunun için de bundan 3 tane lazım. Yani toplam 9 tane lazım. Tamamdır. Bunu yaptığımıza göre sıra bunda. Tabii redstone lazım. 1, 2, 3. Ve ardından glowstone da lazım. Ve sonra da voila. Tabi bununla birlikte bir adet de şundan lazım. Crafting şimdi öncelikle şu arkadaş ne? Şu yaptığım iki arkadaş ne? Şimdi bana bir stack copper ver. Şunu şuraya takalım. Şunu da şuraya takalım. Bu arada şu makine hakkında ufak bir detay, enerjiye ihtiyaç duymuyor kesinlikle. Ve dur, öncelikle şunu bir çıkartalım. Şuraya bir şey koyabiliyor muyuz? Hayır. Peki. Bunu koyarsak bu arada şuraya bir bakın. 16.384 byte'ın sıfırı kullanılıyor. Ve 63 tip farklı hakkında sıfır kullanılıyordu. Ancak şu an artık bunu alabiliyor. Ve artık bir şeyler kullanılıyor. Evet. Applied Energy 6'in item'ları depolama şekli aynen bu. Anvil gel. Sen de gel. Peki bu arkadaş nedir diye soracak olursanız. Şimdi gidip şunu şuraya koyarsak eğer. Buraya hangi itemların bulunmasını istiyorsak yerleştiriyoruz. Ve bu tıpkı hani bazı yerlerdeki filterlar gibi şudur, şu gibi, bu gibi falan. Bu diskin sadece o itemları kabul etmesini sağlıyor. Eğer burayı precision moduna getirirsek illa direkt o itemin ta kendisi olacak. Fuzzy moda getirirsek Ord Dictionary de yani diyelim copper koyuyoruz. Ord Dictionary de copper olarak geçen her şey kabul edilecek bu diskin içine. Vesaire vesaire. Aa bu yeni eklenmiş. Blacklist de koyabiliyorsunuz. Yani bu itemlar hariç her şey şeklinde de koyabiliyorsunuz.
Bunun yanı sıra bu arada fazide tutmanız özellikle madenler için çok avantajlı olur. Şu şekilde ayarlarsanız eğer ve şuna tıklarsanız eğer halihazırda içinde bir item varsa onu içine kabul eder. Tabii format işini ben sonraya bırakacağım. Şuraya format tıkladığınız takdirde format eder. Benim genelde format etme şeklim biraz değişik. Gidip hepsinden birer steak. Kapırı zaten koymuştum. Şu an sadece ingotları koyuyorum. Alloy'ları koymayayım. Ama stainless steel... Kobalt. Bu arada kobalt da yeni bir yan ürün. Ninja yan ürünü bir bakalım. Ha, nikelin yan ürünü. Ha, kapırın da yan ürünüymüş. Evet. Şimdi gidelim. Ve şunları şunun içine koyalım. Peki bu arada crafting terminal nedir diye soracak olursanız burası bir crafting table ve inventory'si şu. Kısacası işe yarar bir şey. Bu arada ufak bir detay. İlk yeni bir tip koyduğunuz takdirde burası biraz büyük olacak. Fakat aynı tipten daha fazla koyduğunuz takdirde daha az byte kullanacak. Yani ilk olarak o değişik tipin kaydını tutuyor. Ondan sonra onu kabul ediyor. Evet, şimdilik bu sanırsam. Diğer şeyleri ben bölüm arası halledeceğim. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler. İyi eğlenceler.